Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilen alemlerden Rabbi Allah subhanahu ve teala'a hamdü sana ve süyümlük peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge en güzel durut salamlarımızı yollagan ekin. Kadirli qerindaşlar, tarihqa nazar programımızın 4-nji sanını anglaşanlarni qızğın qarşı alamız. Biz bu programımızda Şarq Türkistan'ın milli azatlık rehberlerinden merhum Muhammed İmin Buğra'nın Şarq Türkistan tarihi namlıq kitabını diqqatınlarga sunamız. Biz ötken qetimliq sanımızda bu güzel kitapqa yazılgan taqrizlarni şundaqla bu kitabni nashrga tayyarlaguvchilarningki kiriş sözlerini diqqatınlarga sunğan edik. İnşallah bugünkü sanımızda kitabnın birinci babidan başlap umumi tarih mavzuluk baş temidan başlap diqqatınlarga sunamız. Biz en baştaki programımızda, birinci sanımızda degen Tuğ Abdur'un kitabını kaysi şekilde tüzgenliki, kançı, babka, ayrıqallıkı, qatarlıq mavzularını söyleyip ötken Tuğ. İnşallah bugün kitabımızdan birinci babi, umumi tarih babıdan başlap, bunun da birinci bölümde umumi tarihinin bir hulası degen mavzudan başlaydı. İnşallah bu şu şekilde dıktınlarla sunuşunu devam kılımız. Mikrofon aldı da qeyrindeşanlar Abdullah Yılgun. Umumi tarihinin bir hulası. Şarq Türkistan tarihini başlaştın ilgiri tarih ilminin mahiyeti ve umumi insanlık tarihinin başlangıcı hakkında bir az toxtilib ötüşünü lazım gördüm. Çünkü Şarq Türkistan xalqının bularını biliş ihtiyacı bar, dep tonuymen. Birinci pəsil, tarix ilminin mahiyeti. Tarix ilmi insan cemiyetlerinin keyfiyatını, turmuş ve medeniyet seviyelerini doğru süratte öğütüdüğün bir pen. Tarix bilimleri insan bilimlerinin en doğru bulğunu hesaplanıdı. Çünkü bu ilim bilen her kim özünün insanlar toplumu içindeki oranını ve öz milletinin dünya milletleri arasındaki mertibisini bilerliydi. Dünya milletlerinin terakki kiliş, saadetke ve medeniyetke erişinin sebep ve amillerini öğütüdüğün, ötmüştüki insanların başlarından ötken hadiselerden ibret elip ve bu yollar bilen milletinin veya ki bütün insanlık aleminin kelgüsüdeki bəxt saadetini təmin qilish yollarını körüstüdüğün ilim mana şu tarix ilmidir. Tarix ilmi umumi tarix ve məxsus tarix deb ikkiga ayrılgan. Birincisi bütün dünya milletlerinin veya ki köpçilik milletlerinin tarixini bayan qılıdı. İkincisi bolsa bir millet, bir qabila, bir yurt, bir şehir, bir kişi ya ki muhim bir vakalikke ait tarixi məlumatlarını bayan qılıdı. Tarix kaynakları. Tarixi məlumatlar tövendeki kaynak yani mənbələrdən elinidir. Birinci, doğru rivayetler. Rivayetlerinin çilliqi, doğruluğunun alametleri bolsa, bunların devamlıq bir şekilde meşhur bulgan rivayetlerden buluşudur. Rivayetlerinin metinde tolu ıhtılap olmasılığı, rivayet kılıkçının tarix ehli buluşu, ya ki biterep kişi buluşu, yalgancı emesliği, başka misallarda ispatlanğan buluşu, rivayetlerinin menbelerge muvafık bulup, zaman, makan ihtiyacı hılap gelmesliği lazım. Şunlukla, tövendeki menbelerge en yakın buluşu gerek. İkinci, coğrafyanın devamlıq tarixi yandışıp geldiğalıqı. Bir az tarix okuğan kişilerinin hemmesige malum. Çünkü bir insan cemiyetinin dünyanın kaysi yeride bolğanlıqı, tuprak ve su vaziyeti, hava kelimati, denizge uzak yakınlıqı, ösümlükleri, hayvan yetiştiriş qatarlıq amillerinin şu milletinin tarixi bilen zic münasibeti buludu. Ve yani bir milletinin başka milletler bilen bolğan iqtisadi, ictimai ve siyasi münasibetlerini biliş lazım. Bunların hemmesi coğrafiyadan məlum buludu. Üçüncü, qadimki zamanlarga ait dini, milli, siyasi, ictimai kitablar, lügat, kamus ve edebiyat eserleri. Dördüncü, qadimki sənət eserleri. Beşinci, şehir ve avat bulgan caylarının izleri, harabeler,
abideler, heykeller ve kitabeler, yazma yadikarlıklar, mengü taşlar katarlıklar. Kadimki zamanlarda tarih menbeleri yalğız rivayetler ve efsaneler edebi eserlerden ibaret idi. Keyinki 200 yıldan beri tarih ilmi nihayeti terakki kıldı. Rivayet ve efsanelerde uçurmağan toğra ve kımmetlik malumatlar meydana çıktı. Bazı toğra ve işencilik deb karılıp gelgen ve tarih kitaplarına mı yazılgan rivayetler tekşürülüp, bunların tokulma efsane ve kuruk gepten ibaret ikenliki ispatlandı ve tarihi rivayetlik süptini yok etti. Dünya tarih sahnesi de hiç tunulmağan birkaç milletinin tarihte gayet muhim uğrun tutkallıkı otturga çıktı. Mana bu yenilik ve terakkiyatlarının sebebi, coğrafya ilminin adetten taşkırı bir süratte terakki kılgallıkı ve yeni keşfiyatlarının meydana çıkışı. Kadimki eserlerinin tetkik kılınışı, geologiya ve arheologiya pallarının umumyüzlük terakki kılışı, sayahat ve ilmi kiziş ve kidiriş faaliyetleri neticesinde kolu gelgen kadimki şehir kaldıkları harabilerinin kündün günü köplep otturga çıkışlarından ibaret. Birinci pesil, insan umumi tarihinin başlanışı. İnsan yaratılıp dünyada hayatının başlangan vakti hazırgıcı inik bilingeni yok. Bunu biliş üçün tarihçiler her hıl yollarını sınap görgen bolsa mı, kanaatlen güdek bir netice çıkkını yok. Hemmedin burun Yahudiler Hazreti Adem'nin yaratılışını tahmin kılışkan idi. Ularca insanının yaratılganlıkıga Hicriye'nin 1351. yılı, ularca insanının yaratılganlıkıga Hicriye'nin 1351. yılı, yani bu yada Abdur kitabını yazgan vaktini hesaplap, yani 1351. yılı, Hicriye 1351. yılı yazganlık için, yani şu yılını hesaplap durup kapkala otudum. Ularca insanının yaratılganlıkıga Hicriye'nin 1351. yılı, yani bu yada Abdur kitabını yazgan tarihiga köre, yani özü kitabını yazvatkanmış kitaplarını yazgan, şu vakit 1351. yılı idi Hicriye'nin ki, yani muş yılı 59.445 yıl bolgan buludu Yahudilere nispeten. Yahudiler bu zamanı insan tarihinin başlanışı deb hesaplaydı. İslam tarihçilerden bir kısmı bunu kabul kılsa mı, yani bir kısmı bunu İsrailiyetinin hiçbir asası bulmagan ve başka hiçbir semavi dinde körüstülmegen bir efsanevi itikadi deb retkaladı ve yanılı bunu iniklanmagan mesele deb karaydı. Hazırkı zamanevi tetkikatlar neticesi de etnologiya alimleri yeryüzüde insaniyetinin bar bolganlıkı Java'da, yani Hindonezya'nın Java'da keşif kılınan en kadimki insan sünaklarına karab bu zamanı 600 bin yıl deb tahmin kılıdı. Garbi Türkistan'da 1938. yılı Töşüktaş ve Emir Tümür Ünkürü'de tepilgan insan sünaklarına karab Otur Asiyada mı şu zamanı yakın rakşaklardan tartıp insanların yaşıgallıkı oturgu koyuldu. İnsanın dünyadaki hayat devirleri tarih devriki kiriştin burunki çağ ve tarih devriki kirgendinkinki çağ deb ikkiye ayırıp tetkik kılındı. Tarih devriki kiriştin burunki çağ diginimiz, insanlar vaka ve ehvallarını hatırlap yazgılıp başlığından evvelki zamanını körüstüdü. Tarih devri bolsa, İnsanlar vaka ve ehvallarını yazgılı başlayan çağlardan keyinki zamanlarını öz içige alıdı. Bundan tahminen 200 yıl ilgiri tarih devrige kirişten burunki insanlar hakkıdaki tarih ilminin malumatları Kur'an ve Tevrat'ta zikir kılınan peygamberler kıssalarından ibaret idi. Malum ki bu malumatlar kadimki insanların azgını bir kısmının dini ehvalinden haber verirdi. Yakınki 200 yıldan beri ilmi ve penni usullar bilen elip verilgan yer asti kiziş, tekşürüş ve tetkik kılış neticesi de otturgu çıkarılgan sokuş koralları, ov, şikar esvapları, kadimki şehirler, avat bulup ötken yerler ve kadimki öy imaratlarının harabeleri, izleri ve sanat eserlerinin tarih devrige kiriştin burunki insanlar hakkıda xeli köp malumatlar koluğu geldi ve dünyanın her kaysi caylarda yaşayan kadimki hayat şekli, turmuş yolları, medeniyetki ötüştiki baskuşları, medeniyet seviyeleri,
sanoat, ilm-fan va boshqa ijtimoiy ahvollari to'g'risida nihoyatda aniq ma'lumotlar qo'lga kelmoqda. Shuning bilan tarix ilmi uydirma afsona va cho'chaklar qorong'uligidan qutuldi. Bu suratda tarix ilmi kundan-kunga rivojlanib, taraqqiy qilmoqda va natijada kundan-kunga yangi ma'lumotlar kashf qilinmoqda. Xulosa qilib aytganda, hozirgi zamonaviy tarix kitoblaridagi tarix davriga kirishdan burunqi zamonga oid yozilgan ma'lumotlar umuman bu xil yer ostidan qizib tekshirish, geologiyalik tekshirish va kashfiyotlardan olingan ma'lumotlardan iboratdir. Tarixdan burun yashagan insonlarning yuqorida bayon qilingan asarlardan olingan ma'lumotlarga qarab, taxminan ma'lum bo'lgan hayot davrlari yonma tosh davri, siliq tosh davri va madan davri deb 3 bosqichga ayrildi. Yonma tosh davridagi insonlar intayin oddiy hayot kechirgan. Hayvonlarni ovlab, go'shini yeb, terisini yepinchi qilib, issiq sovuqdan saqlangan. Ovlay oladigan hayvonlar ko'p bo'lgan jangallarni, beliq ko'p bo'lgan suvlarni talashib, bir-birlari bilan so'qishgan. Bu xil hayotlarini qulaylashtirish uchun va oson ovlash uchun dushman bo'lgan boshqa insonlar va yirtqich hayvonlardan saqlanish uchun o'tkir qurol lozimligini tushunib, toshni toshqa urib chaqmoq, toshni to'xmoqqa bog'lab tosh cho'moq va uchliq tosh bilan nayza qatorli qurollarni yasab chiqqan. Insonlar bu xil hayot shakli bilan xeyli uzun bir zaman yashadi. Bu davrda insonlar o't qalab issinish, kechida turar joylarini yoritish, yirtqich hayvonlarni ürkütish va yemaklarini pishirishni o'rgandi. Hayvon so'ngaklaridan xanjar, pichoq va har xil zinnat buyumlari yasab ishlatdi. Bu davrning qachon boshlanganligi aniq emas. Arxeologiya va geologiya olimlarining taxmin qilishlariga qaraganda, bu davrning boshlanishi bundan 50 ming bilan 100 ming yil burun bo'lgan. Siliq tosh davrida insonlar toshdan asbob yasashni barg'on sir ustulishib, chaqmoq teshidan nozuk, chiroyli narsalarni yasab chiqib, bularni qum teshig'i surib, siliqlab ishiltish va setishga boshlandi. Turmushlarda xeli ko'p o'zgarishlar maydonga keldi. Vahshiy hayotdan tamoman ayrilgan yangi bir yashash darajasiga yetdi. Chunki bu davrga kelganda insonlarning bir qismi ko'chmanlik hayotini tashlab, bir ota avlodlari, ya'ni qabila jamiyati shaklida yerlashib, yashig'ila boshlagan. Bundoq ijtimoiy hayotning boshlanishining asosida insonlar terichilikni o'rganib, hayvonlarni ko'ndirib, uy hayvonlari yetishtirib chiqqan va turmushlarini dehqonchilik bilan qamdab, o't-ko'p va o'simlik yiltizi yeyishni tashlagan. Insonlar bu davrga kirar-kirmas mol-mulkka ega bo'lishdi. Shuning bilan bu mol-mulkni qo'g'dash va undan foydalanish havasi tug'ildi. Tabiiyki, bu maqsadga yetish uchun insonlarning o'zaro yordamlashish va o'rtaq manfaatlarini e'tirof qilib, ijtimoiy bir tashkil qurib chiqishga to'g'ri keldi. Bu davr insonlar turar joy va qo'rg'on yasig'ila boshlandi. Dastlabki bular xili mustahkam edi. Bular tomlari toshdan va usti yopiliq toshlar bilan yopilgan kichik hujra uylardan iborat bo'lib, dolman deb atalgan. Bu dolmanlardan buzilmay zamonimizgacha saq qolganlari, joylarda elib berilgan arxeologiyalik qizish va tekshirishlarda tuproq ostidan ko'p sonda o'tirg'i chiqdi. Qo'rg'onlar bo'lsa toshdan qilin tom qilib yasaldi. Bu xil imorat va qurilish ishlarining taraqqiyoti xili tez bo'ldi. Insonlar tosh paltalari bilan yog'ochlarni kesib, turar joylarining ustini yog'och bilan yepib, keng ozoda uylar va qo'rg'onlar yasab, kichik tipdagi shaharlar bino qildi. Ba'zi qabilalar kechilari boshqalarining hujum qilib, bulang-talon qilishlaridan saqlanish uchun uy joylarini ko'llarning o'rtasiga yoki suv bo'ylariga yaqin qilib, qo'ziqlar ustiga bino qilgan. Kunduzi qo'yib, kechisi tortib oladigan ko'yriklar yasagan. Bu xil imorat va qo'rg'onlar shu zamonning eng mustahkam qo'rg'onlari edi. Keyincha tosh paltalari bilan cho'ng-cho'ng daraxtlarni kesib, butun bir qabila siqqudak cho'ng qo'rg'onlarni yasab chiqdi. Bunda qurilishlarni selish u sharoitlarda bakmo qiyin ish bo'lsa-mu, insonlarning hayotga bo'lgan suq bu qiyinchiliklarni yenggan. Tosh bo'qsa, sapan va yog'och ketmanga o'xshash terilg'u asboblarini qo'llanish, kali o'kizlarni qo'shqi qo'shib terilg'u hayvonlari qilib ishiltish, ot, eshak va to'yga qatorliq hayvonlarni ko'ndirib, yuk va minak hayvonlari qilib ishiltish mana shu davrda ijod qilingan edi. Siliq tosh davriga kelgandimi,
yonma taş esvapları kullanılgan. Hatta maden devrigi kelgendi mu, tümür keşip kılınganga kadar bu iki hıl taş esvapları kullanılıp kelgen. Tarihçiler bu devirlerini inik ayrış üçün sılık taş sanayeti keşip bulgan zamanını sılık taş devri, maden keşip bulgan zamandan başlap maden devri dep hesaplaydı. İnsanlık aliminin hayatı yukurda eğitilgene dek taş esvap ve korallar bilen intayin köp kıyıncılıklarına düş gelmekteydi. Keyince insanlar başka madde aralaşmagan halde yaratılgan altın ve mis kallarını uçuretti. Tecrübeler arkalık bu madenlerini utkıselip halıgan şekilde her hıl nersler yasıgını buluduganlıkını keşip kıldı. Altın ve misni dünyada hemmedin burun Otur Asiyada yaşayan Türkler keşip kılgan. Bu keşfiyat bugündün tahminen 11 min yıl ilgiri bolganlıkı ispatlandı. İnsanlar altından zinnet esvapları, mistin kiliç, süngü, neyze, dihkancılık saymalları ve başka nerslerini yasap işletken. Lekin mis ancı cidamlık bolmağallıktın yonma ve sılık taş esvaplarını işildişini devamlaştırıp gelgen. Kiyince terakkiyat yolu da yeni bir kadem ilgirligen insanlar misni kaley bilen arlaştırıp tuçunu keşip kıldı. Tuç mistin çidamlık bolgallıktın kişiler koral yarak ve başka esvaplarını tuçtun yasıkalı başladı. Maden devrimi tuç sanayetinin terakki kılgan zamanından başlap hesaplanıdı. Kaley miski karıganda az uçuraydıgan maden bolgaçka tuç işlep çıkırış asan emesdi. Şunun için tuç esvaplar ihtiyacını digende kandıralmagan ve taş esvaplar mı tamamen taşlif etilmegen. Keyince tümür keşip kalendi. Bu madenni başka maddelerden irigdap sap halgı keltiriş ancı onay bulmuşsa mı, tümürünün başka madenlerge karığında çidamlık ve ötkür buluşu, tümür koral esvaplarının çidaşlık buluşu bu madenge bulgan talepini aşırdı. Tümür kalanlarının dünyada her cayda kent taşa buluşu, tümür işlep çıkarışını tiz ravajlandırdı. Koral yarak ve dihkancılık saymalları tümürdün yasap işletildi ve taş saymallarga hacet kalmadı. Altın, kümüş, mis ve tuç katarlık başka madenler özüge münasip yerge işiltilişke başıldı. Zamanımızdaki ilmi tetkikatlarına asasen tümürünü hemmeden evvel keşip kılganlarının Türkler ikenliki bilinmekte. Maden devrini tarihçiler mis devri, tuç devri ve tümür devri deb üçkü ayrıydı. Tarih devrigi kirgen çağ bolsa insanların taşka, madenden yasalgan nerslerge bina imaret, abide, mengü taşlarına yazılgan ya ki uyulgan xat ve sizme resimler, taştın ve madenden yasalgan heykeller katarlık eserlerinin barlıkı gelgen vaxtıdan tartıp başlandı. Bu devir dünyada uxşaş bir vaxtı başlanmagan. Zamanımızdaki arkeologiyelik tekşürüşlerge karaganda, bular hemmedin burun Türklerden bolgan, Hititler, Sümerler ve İlamlar da başlangan. Mısırlıklarının bu devirge okşay zamanda ya ki biraz kiyinerek kirgenliki malum. Mısırlıklar bu usul bilen muntizim işlep üzlüksüz ravajlandırganlıktan kaldırgan eserleri köp. Şunun için tarih alimleri Mısırlıklarının eserler yazıp kaldırgan vaxtini tarih devirge kirişinin başılınışı deb bir dek itiraf kılışmakta. Mısırlıklar yazıp kaldırgan bu eserlerinin en kadimkisi Miladiyadan burunki 5000 yılga ait ikenlikini asas kılıp, alimler insanlarının tarih devrige kirgen zamanını milattan 5000 yıl burun dep belgilegen. Bular tövendeki 4 devrige ayrılıdı. Başlangıç esir miladiyadan burunki 5000. yıldan miladiyadan keyinki 395. yılgacha. Uttur esir miladiyadan 395. yıldan 1493. yılgacha. Ahirki esir, miladinin 1493. yılıdın 1789. yılıca. Hazırki esir, miladinin 1789. yılıdın başlap, hazırgıca. Umumi insan tarihinin başlanışı hakkında bu kitapta şüncelik bayan kıldım. Tuluqraq malumat üçün münasibetlik tarih kitaplarına karışlarını soraymen. Kadirli qeyrindaşlar, şuna qılıp vaqt itibarı bilen Tarixqa nazar programımızın 3-cü sani bugün mush yerde ayaqlaşıdı. İnşallah yeni bir qatımlıq programımızda Rabbim ömür bərsi kürüşkişe sizlərini Cenab-ı Allah qıtapşırımız. İcabətlik dualarınlarda bizlər üçün və bu kitabını nəşir qılışqa sizlərgə anıl tışqıq səbəb bolğan barlıq
simsiz kahramanlarımız için dua kılıp koyuşunların için kalbimizin ümit kılımız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.